Parfüm Latince kokulu duman anlamına gelen perfumum kelimesinden gelir. Tarihi 5000 yıl öncesinde Mısırlılara kadar dayanan parfüm ilk olarak 1370 yılında yapıldı ve Macar kraliçesine atfedildi. Esans ve biberiye yağı ile alkol karışımından elde edilmiş levanta yağı ile zenginleştirilmiş bu karışıma özel bir isim de verildi. Macar suyu 16. yüzyılda cam sanatının gelişmesiyle beraber parfüm daha da yaygınlaştı. Ancak sadece kötü kokuları maskelemek için eldiven, mendil ve giysilerde kullanıldı. 20. yüzyılda parfüm, estetik şişelerinde sadece vücut kokusunu bastırmak için değil, kişiliklerin altını çizmek, karşı cinsi etkilemek amacıyla kullanılmaya başlandı. Parfüm, cilde sıkıldığı andan itibaren süre geçtikçe farklı kokular yayar. Parfüm yaratıcıları bunu farklı notalar olarak tanımlar. İlk sıkılma anındaki koku uç nota, cilde temasından itibaren ısınıp yaydığı koku orta nota, ve ciltte kalıcılaşıp tene nüfuz ettikten sonraki koku dipnota olmak üzere 3 aşamada farklı koku bileşenleri ortaya çıkar. Bu kokuların kalıcılığını etkileyen nokta parfümü kullanan kişinin cilt yapısıdır. Kuru ciltlerde parfüm kısa süre kalırken yağlı ciltlerde parfüm cilde çok nüfuz eder ve koku daha fazla alınır.